Hi guys. Mikrofon denemek için şu an şey açtım. Oh, ışıkları özlemişim ya. Spot ışıklarını. Video çekmeyi ben çok özledim. Video çekmeyi. Welcome bro. Hi guys. Welcome to my... XU. Ağzındaki kasları tüm harflere uyumlu şekilde ısıtıyor. Ben gayet güzel konuştum. Düşünüyorum. Guys, welcome to my YouTube channel. This is my first, sorry, second mukbang video. And this is Hilmi Akkanat. Merhaba arkadaşlar, ben İrem, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine Hilmi Akkanat'la, erkek arkadaşımla beraber sizlere olmaz. Size. Bir video çekiyoruz. Evet, bir video çekiyoruz. Mukbang videosu çekiyoruz. İkinci. İlki biraz şey oldu, böyle çok konuşamadık. Konuşacak muhabbet bulamadık. Bugün biraz daha eğlenceli hale getirelim istedik. Yani bakacağız. Çok güzel. Merhaba sonra demek ister misin? Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Hepiniz bu videoya hoş geldiniz. Konsepti biraz daha farklı herhalde. İrem'in bana sürprizleri var. Evet. Soracağım. O mu bu mu yapacağız? Seni tercihler arasında bırakacağım bugün. Gözlükler çok yakışmış. Teşekkür ederim. Sana da. Gözlüğüm ortaya çıkarmış. Benimki şey gözlüğü, sarı. Gece gözlüğü, gece görüşü. Şunları bir göstereyim. Yayla bakliyattan yüksek miktarda para aldık sponsorlu. Evet. Değil, tabii ki de değil. Şöyle göstereyim. Şimdi yayla bakliyatın böyle şey arkadaşlar, bu arada bu sponsorlu bir video falan değil yani, ben aldım, paramla aldım. Yayla bakliyatın böyle şeyleri çıkmış. Bulgur pilavları, işte mantarlı, nohutlu, yeşil mercimekli ve bunlar pişmiş. Bakınız. Bakın, pişmiş. Sadece 3 çeşit şekilde bunları işte yiyebiliyorsunuz. İster tencereye boşaltarak ısıtabiliyorsunuz. Ya da sıcak suyun içine koyuyorsunuz ya da mikrodalgaya atıyorsunuz. Çok merak ettim. Hilmi de bulgur pilavını çok sever ama evet, böyle hazır paketli ne kadar seversin bilmiyorum. Ben de denemedim. Bilmiyorum. Yani böyle çalışanlar için pratik olabilir. Bugünkü mukbang'i bunlarla yapacağız. Ben yetmez diye kendime bir de noodle hazırlayacağım. Ha, yani. Hepsini ben yiyeceğim yani onları. Muhtemelen. Bir önceki videoyu hatırlayanlar yani bunu bilecektir. Şimdi biz bunları hemen hazırlayıp gelelim. Muhtemelen mikrodalga da hazırlayız değil mi? Ben hiç sevmem mikrodalgayı ama yani yapacağım. Bir çay, bana da bir çay koysana aşkım. Tamam aşkım. Az gibi uşak tut. Biz geri geldik. Yabancı gibi durma videomda. Bakınız, hepsini mikrodalgada ısıttık, getirdik. Bunları ben yiyeceğim bu arada. Evet. Yani. Bulgur kokuyor değil mi? Yani. Bu da benim seselim. Sen kendine tabii her zamanki gibi noodle ise bulgur. Söyledim, istemedi. Hiç dümen yapma. Ben nohutluyla başlamak istiyorum. Ben mercimek çok severim. Bu arada bu video yeni kameramla ilk videom olacak. Beraber çekmek istedik ilk videomuzu. Nasıl görünüyor, beğendiniz mi? Aşağıya yorum bırakmayı unutmayın. Bakalım, ilk videomuzu böyle açtık. Tabii sizler sayesinde para kazanmaya başladığı için hemen kamerayı değiştirdi. Yani ayda 12-13 bin lira ben de kazansam ben de kamerayı değiştirdim. Sonra başıma ekşecekler, bu kadar kazanıyormuş bu bilmem ne. Yok arkadaşlar, bir şey kazanmıyorum. Benden çok kazanıyor. Doğan, yalan söylüyor. Keşke sen mantarlı yeseydin. Mantarlı benim için... Ben zaten tatlarına bakıp tabu bırakacağım. Yani. Mantar... Mantar sevmiyor musun? Yani diyette yerim sadece. Onun dışında sevmiyorum. Ben o mecbur kaldığım için yiyorum. Hele tavukla birleşimi çok güzel oluyor. Hemen saldırıyor muyuz? Hmm. 2 hours later. Güzel. Güzel. Ben de nohutlu deneyeceğim. Mercimek sadece şey olmuş. Mercimek böyle haşlanıp bekleyince kumunu salar ya. Kum öyle olmuş. Onun dışında güzel. Açık olmak gerekirse bulguru ben evde çok daha lezzetli bir şekilde yiyorum. Ya, tabii ama yaptığın taze yemek başka bir şey. Paket. Yani sonuçta pakette ve sıcak suyun içinde de pişen bir şey. Ama lezzet yine fena değil bence. Ve üzerinde şey yazıyor. 2020 son
son tüketim tarihi. 2020'ye kadar bunun içinde kalabilen bir şeye göre bence lezzetli yani. Koruyucu katkı madde var mı diye baktık arkasına. Yazmıyordu. Hatta paketi bile BCAA'sız. BCAA mıydı o? BCAA'sız. Özel bu işi hani koruma saklama işini paketle yapmışlar muhtemelen. İlk gün pişirildiği tazelikte yiyorsunuz. Güzel. Beğendim. Mantarlı da çok güzel. Hiç ön yargılı olma. Yani bak. Lan o seninki, bu benimki. Bu sağlıklı içeceğimiz, yulaflı. İçinde yulaf var. Nasıl oluyorsa bu işler. Yulaf, mango, ananas, nar. Ama şekerli meyve suyu gibi tadı var. Evet. Öbürküsündeki gibi böyle 10 saat konuşacağız yoksa. Şimdi bugün o mu bu mu yapacağız. İnternette denk gelmişsinizdir. Bir tanesini tercih etmek zorundasın. Genelde ikisi de çok kazık. Keselim. Şu kapıyı kapatalım. Kesmeyeceğim. Daha önceden muhtemelen denk gelmişsinizdir. O mu bu mu? Yani iki seçenek arasından birini tercih etmek zorundasınız. Ama ikisi de çok kötü seçenekler oluyor genelde ama aslında baktığınız zaman herkesin başına da gelebilecek şeyler de var arasında. Evet. Bazıları da saçma ama böyle ben soruları hazırladım. Şimdi... Bakayım. Hayır. Ve ne cevap vereceğimi ben bile bilmiyorum. İlk ama soruları... Bir saniye. Soruları o yazdı, ben görmedim. Evet, görmedim. Şimdi ilk soruyu soracağım. İşte nedenini de belki açıklanabilecek bir şeyse açıklarız. Heyecanlandım şu anda. Merak ediyorum ne kadar zor tercihler içinde bırakacaksınız diye. Başlıyorum o zaman ilk soruyla. İlk soru biraz basit. Yaşlandığında saçlarının beyazlaması mı yoksa cildinin karışıp sarkması mı? Hangini tercih edersin? Saçlarımın beyazlaması. Bu arada 10 saniye var ha. 10 saniye kuralımız var. 10 saniye içinde cevap vereceğim. Sıyrıldım bir saniyede. Saçlarım beyaz. Zaten beyazlıyor gördüğünüz gibi. Gözükmüyor belki. Yaşlandı. Ben görüyorum ya yeter. Ben hala bu kadar yakına gitmediniz. Gözümün önünde ol. Neden peki? Dur ben de cevap vereyim. Ben de saçlarımın beyazlamasını tercih ederim. Yani yüzün... Sen tabii ki beyazlamasını tercih edersin. Sürekli yani şu anda da istediğin rengi kullanıyorsun. Yaşlanınca da istediğin rengi kullanacaksın yani. Kadın olmanın avantajı. Ama saçlarını boyattığın zaman beyazlar daha başa bela alıyor. Çünkü koyu rengi boyattın ya direkt çıkıyorlar böyle beyaz beyaz dipten bir sürü. Bir de beyaz deyince dökülmüyormuş diyorlar. Doğru mu? Çok yok merak ettiğim bir yani gerçek mesela. Yani benim annemin dökülüyor mesela saçları. Dökülmeyecekse hemen bembeyaz olabilir yani. Ama ben beyaz saç severim zaten. Bilmiyorum keşke bembeyaz olsa saçlarım ve onu gümüş şampuanla boyayıp gık gri yapsam falan. Bence çok güzel duruyor. Bir de zamanın şeyini biriktirmiş oluyorsun böyle saçlarında. Bence çok güzel. Benim muhtemelen buralar bembeyaz olacak şöyle. Üst taraf biraz siyahlanacak muhtemelen. Saç kalınca. Benim bir tane beyazım var. Onu gördüğümde çok ağlamıştım. Yani daha yaşım tabii erken ama benim yaşımda arkadaşlarımın çoğusu bir sürü beyazı var. O biraz stresle falan da alakalı bence. Yaşlılıkla veya yaşla alakası yok. Ne bu kadın? Daha 23 yaşındasın yani. 23. 31 olacağım. Şimdi ikinci soruyu soruyorum. Hazır mısın? Değilim. Hayatının aşkını bulmak mı? Milli Piyango'dan 10 milyon TL kazanmak mı? Ha. 10 saniyem var. 1. Yani hayatımın İki. Aşkını... Hadi hadi! Hayatım 10 milyon liraya bedelsin hayatım. Doğru söyle bak. Yo ciddiyim yani. Sonuçta parayla satın alınamayacak, alınamayacak, alınamayan, tamam. Alınamayacağını düşündüğün. Bir gerçek yani bu sonuçta. Ya aşk niye hep ben sana soruyorum, açıklama yapmak için kendim cevap vermiyorum? Tabii ki de 10 milyon TL. Soruyu sen sorduğun için ben cevap vermem gerekiyor. Ben de konuğum yani şu anda senin. Anladım. Benim de senin peşinden söylemem lazım, unutuyorum söylemeye. Ben de tabii ki de hayatımın aşkını bulmak isterim. İstersin. Kafam dağıldı. İste. İşte ben veririm. Ama soru zaten o. Onu mu bulmak istersin diyor. Milli Piyango'dan 10 bin Türk lirası mı kazanmak istersin diyor. Soru ha. Olunca hayatımın aşkını bulmak isterim. Parayı istemem yani. Birbirimizi tanımamış. Tabii canım. Olduğum zaten biz aşkız. Ona bakarsan bu soru hiç bize uygun değil ona bakarsan. Karakter belirleyici sorular bunlar. O yüzden. Hayatının aşkı. O kadar para varken ne yapacaksın hayatın aşkına? Ya dediğim gibi tamamen buna bir etiket koyuyorsan eğer yandın yani. Benim üzerimde bir etiket olduğunu düşünmüyorum. Duygularımın da bir etiketi yok. Paraya değişmem o yüzden.
Helal olsun. İşte ben bu adamı bu yüzden seviyorum. Teşekkür ederim. Korna açalım dışarıda. Sen 10 milyon lira ha? Hayır yani. Bence bir saniye hayatın... 10 milyarmış o. Bir saniye bir daha düşüneyim. Yani hayatında hayatında aşk olabilecek kadar biri varsa zaten onunla o parayı yani kazanırsın biz onu. Hayır yani. Kaç sene sonra kazanırsın? Bak para maaş mı parayı alayım sonra seni alacağım diyorsun. Hayır, yok ya para nedir arkadaşlar ya? Para... Ben de bari bulgurumu yiyeyim yani. Sağlıklı bir şeyler dedik, paketli sağlıklı gıdaya döndük. Çok pişirmişim. Evet. Üçüncü soruya geldik. Eğer elinde imkanın olsaydı geçmişi değiştirebilmek mi isterdin yoksa geleceği mi geleceğini mi görmek isterdin? Geçmişi değiştirmek isterdim. Ben de geçmişi değiştirmek isterdim aynen. Zaten geçmişimi değiştirebilseydim belki geleceğimi görüyor olurdum. Bir de geleceğini değiştirmek şu an zaten elinde senin. Geçmişi değiştirebilme şansı. Bu bir opsiyon bence. Yani gelecekle oynamak zaten şu an o yapabileceğimiz bir seçenek. Yani evet. Çok şükür yine geçmişimizde de çok böyle pişman olduğun, böyle seni yakan yıkan var mı? Gerçi i̇şte, ölümler mölümler de geliyor 16 geçmişe. Yıl hapiste kaldım. Bu videodan sonra bizi içeri alıyorlarmış. Haram hamleler. Ne? Haram hamleler mi? Gözlüğüme mi geldi? Yani anlayamadım şu an ne olduğunu. Cümle de bir devretti. Sıçladı sandım, sıçladı. Konuşamıyorum. Bir reset atalım sana hayatım. Evet, ben de mesela okul dönemi o zamanlara dönmek isterdim. Okumak isterdim. Başımı okşaman lazım. Dördüncü soruya geçiyorum. Dördüncü sorumuz... Hayatım boyunca internet tarafından engellenmek mi? Bir hafta boyunca gerçek bir iskeletle uyumak mı? Hmm. Gerçek bir iskeletle uyumak yani. Ben hayatım boyunca internetten engellenmeyi tercih ediyorum. Nasıl uyuyacaksın gerçek iskeletle bir hafta? Beni biliyorsun. Ben uyurum yani. Ay bu uyur valla. Ben asla, yani bir saat, bırakın iki dakika o odaya girip çıkamam ben, istemem. Ya senin üçüncü olur, internet tercih edersin. Yani internetsiz kalırım. Düşün ben, bütün işimden gücümden olacağım ama yapacak bir şey yok. Ne zor olur ha internetsizlik senin için. Zaten benim paketlerimi kullanıyorum, kendi internetini zaten. Ne yapayım, bloger olunca 15 GB yetmiyor aşkım. Türkcell'li olunca. Çok güzel mokoka yapıyorlar. Türksel, sevgiler Türksel. Ocağımıza incir ağacı diktin. Tadına bakmak ister misin aşkım? Ay, suyu, nişasta suyu olan değil mi bu? Evet acı. Acı demiştim. Aa. Çok güzel ama işte acı. Ama çok pişirmişim. Makarna gibi olmuş. Beşinci sorumuz. Öf. Hadi bakalım. Aldatılmayı mı tercih ederdin yoksa aldatmayı mı? Yani ikisi de birbirinden leş bir soru. Sen cevap kesinlikle versin. Aldatılmayı. Yani ben başkasına öyle bir şey yapamam. Çabuk onlar neye geçti ya? Yani aldatılmak mı aldatmak mı ikisi de leş gerçekten yani. Düşünme hadi. Aldatılmayı tercih ederdim. Yani bırak benim karakterim temiz kalsın, o karaktersiz olsun. Mesela benim dugatımda ilişkimi bitirebilecek tek şey budur. Yalan ve bu. Onun dışında yani hiçbir şey benim için problem değil. İnsanlar tartışabilir, kavga edebilir. Tam tersi tadı tuzlu oluyor. Çok güzel oluyor, özlüyorsun falan. Kıymetini anlıyorsun, değerini anlıyorsun. Hayatında mesela 3 gün konuşmadın, 3 günlük boşlukta aslında o senin hayatında ne kadar varmış, ne kadar yerini doldurmuş, onu hissediyorsun. Ama aldatmak ve yalan tabii bunlar affedilmeyecek konular. O yüzden aldatmayı, ya aldatıp bir ömür o insanın aklında öyle kalmaktansa, ama sevdiğinin aldatması da çok kötü be. İkisi de leş dediğim gibi yani kötü. Yani ama karaktersizmiş derim, sallarım ne yapayım. Yani aldatmanın bence her türlüsü kötü. Yani
sadece sevgili değil, arkadaşını, dostunu, işte akrabalarını... Aslında yalan söylemek de bence aldatmak. Aldatmak, hani kıskanmak. Yani, kıskanmak ne be? Aldatmak bir de bir bence kırılmaması gereken bir zincir. O zinciri bir kere kırdığın zaman yavaş yavaş ilerleyebiliyor insanlarda. Evet. Alışkanlık haline geliyor ve gerçekten karakter yoksunluğu bence. Dikiş tutmaz bir daha. Evet. Geri dönüşü de çok zor olan bir durum yani. Bir kere birini aldattın, kandırdın ya da bir kadın yani ya da sevgilin, karın, eşin. Bence bunu aldattıysan eğer yani... Yazıklar olsun sana. Şimdi aklıma bir şey de gelmiyor oraya kadar kısım var. Çünkü hiç düşünmediğim bir ihtimal. Yani, ne başıma gelmesi için ne de. Ay aşkım biz seninle ilişkiler üstüne video çekelim. Neyi sohbet ederiz ha? Ama yani... Yaşımızı başımıza aldık artık. 30 yaş üstü insanlarız. Biz İnsan... konuşmayacağız da kim konuşacağız? 20 yaşında çocuklar çekiyor ilişkiler üstüne videoları. Yani insan kendini aldatıyor zaten aslında. Yani bir başkasını aldatmıyorsun. Aldatmayın kendinizi. Aldatmayın ve aldattırmayın. Evet. Yani o da tabii akıllı olmak. Kulağını kesin aldatamam. Ben zaten gergin günümdeyim. Bir de gergin sorular. Şu an mücadele ediyorum. Şey yok aşkım. Video için her şeyi biliyorum. Her şey sizler için. Şimdi tam senlik bir soru. Vereceğin cevap kesinlikle biliyorum. Hadi. Genç biri gibi görünüp yaşlanmak mı? Yoksa yaşlı gibi görünüp genç hissetmek mi? Yaşlı gibi görünüp genç hissetmek. Biliyordum bu cevap vereceğini. Yani ben de onu tercih ederdim. Çünkü benim kendimi iyi ve sağlıklı hissetmem daha önemli. Dışarıdaki insanların beni nasıl gördüğü çok da umurumda değil açıkçası. Artık erken gençlik dönemini bitiriyoruz. Orta yaşa geldik. Orta yaştayız şu anda. Bir sonraki levelde yaşlılık olacak. Onu hazırlamak gerekiyor. Bir ayağımız çukurda lafı vardı ya onun gibi. Şimdi 7. soruya geçelim. Nasıl öleceğini bilmek mi istersin? İsterdiğin ya da ne zaman öleceğini mi? Ben kesinlikle nasıl öleceğimi bilmek isterdim. Yani... Çünkü ondan hep kaçardım ve ölmezdim. Cevap verir miyim? Tabii ki buyurun. Ben ne zaman öleceğimi bilmek isterdim. Ama çok psikoloji bozucu bir şey bence. Ama şimdi şöyle bir şey var. Nasıl öleceğini biliyorsun. Niye camiye girip zamanını bilmiyorsun yani. Her an ölebilirsin. Ama yani nasıl olduğunu bilip zamanını bilmek en azından o yaşayacağın zamanı zaman sana kar yani. Her halükarda öleceğiz. Ama bence çok kötü bir şey bu yani. Bir düşünsene bir gün kaldı. Bir gün sonra öleceğim. Ben onu bilmek istemezdim. Ben nasıl öleceğimi bilmek isterdim. Yangından öleceğim diyelim Allah korusun. Yangından hep uzak duracaksın değil mi? Elektrikli ve ateşli şeylerden direkt kaçarım. Ya da işte ne bileyim yüksekten düştüm ama hayatta yükseğe çıkmam falan. Belki ölümümü engellerim. Tövbe tövbe yarabbim. Öyle bir şey olmaz tabii de. Ama öleceksin. Saçma sapan sorular işte. Ne zaman geldiyse takdir ilahi öleceğiz. Kardeş. Yapacak bir şey yok. Kazık çakmayacağız. Evet. Aşkım iştahtan mı kesildin? Mercimekli yesene biraz. Ya benim bu aralar kaldı bu arada. Bu kadar yiyebildim. Hepsi duruyor. Bu aralar iştahım yok arkadaşlar. Video için yanlış bir zamanlama belki bu ama bugün çekmeliydik bu videoyu. Çok iştahlı bir şekilde yiyemediğim için. Geçen gün de nasıl götürüyordu? Günlük değişiyor o benim iştahım. Bugün de bir öğünde duruyorum sadece ama canım hiçbir şey istemiyor. Yani. Şimdi önünde iki seçenek var. Birini yemek zorundasın. Çürük yumurta mı? Kanlı çiğ et mi? İkisini de yedim. Çürük yumurta. Evet. Yani her günde 5-6 tane yumurta yiyorum. İlla bozuk olanına denk geldim yani. Ama komple yiyeceksin. Evet. Yani bir kısmını yedim. Yerim yani. Tamam. Tercih ediyorsan hangini yerdin? Ben eti kanlı zaten, et yerdim. Eti zaten ben kanlı seviyorum. Evet. Ben sevmem ama yani o yumurtanın kokusu çok kötü oluyor. Ben normal halini bile sevmiyorum. Kokusunu. Bir serçe yani... parmağı kan olursa içinde. Ama onu tercih ederdim ben de. İkisini de yerim. Hiç sıkıntı yok yani. Nereye düştük yarabbi? Başkalarını kurtarmak için ölmeyi mi yoksa kendini kurtarmak için başkalarını mı öldürmeyi tercih edersin? Oo, soruya bak. Bencillik seviyemiz burada ortaya çıkacak. Evet. Yani ben bu kararı 10 saniye değil mi? Geçti zaten 10 saniye. Kendimi öldürmeyi tercih ederim.
Hele ki sevdiklerimse mevzubahis, bir seçenek varsa burada, o seçeneği yapan olmaktan ziyade seçeneğin kendisi olmayı tercih ederim. Yani ben buna karar veremedim gerçekten. Zaten eğer kendimi kurtarmak için başkalarını öldürürsem ben o şeyle yaşayamam çok fazla. O yüzden kendimi öldürmek diye cevap veriyorum. O yüzden azabıyla yaşanmaz yani. Kendimi kurtaracağım diye bir de öldürüyorsun. Kötü. Ama yani bu soruya bir de benim için gerçekten böyle. Senin için de bu sorunun cevabının bu olduğuna gayet eminim ama diğer seçeneği yapabilecek insanlar da bence bu soruya ilgi yani bizim verdiğimiz cevabı. Aynen. Kimse başkalarını öldüreceğim, kendim hayatta kalacağım. Demez. Yani. Ama ben kesinlikle öyle. Ben o vicdan azabıyla yaşayamam yani. Ay çok korkunç bir soru. Gözlerinin matkapla oyulması mı? Yani. Parmaklarının tek tek yavaş yavaş koparılması mı? Koparılması. Parmaklarımı direkt yani benim hemen söyleyeyim. Zaten koparıyor benimkileri. Esneteceğim, streç yaptıracağım diye çekiyor. Ver bir tanesini şurada bir esneteyim. Bakın şimdi. Hayır. Çok korkuyorum. Yani gözlerin matkapla oyulması nasıl bir şey? Boynunu çıtlatayım. Hayır. Vallahi tak diye şey yapıveriyor ama ben korkuyorum. Tabii ya kim gözleri benim parmağım daha önemli diyecek. Delikanlı yoktur yani. Platin taktırdım ondan sonra. Ne yapayım yani? Göze çare yok. Ay Allah korusun ya Rabbim. Son soruya geldim. Son ve güzel soru. Annen, babam ve sevgilin boğulmak üzere. Hayda. Gerisi ne olabilir? Yani... İlk hangini kurtarırdın? Ben kesinlikle... Ben cevap vereyim, dur seni etkilemeyeyim. Ben cevap vereyim, sen düşünmüşsündür bu soruyu. Hayır, hiç düşünmedim. Direkt cevap verebilirim. Şimdi... Aynı anda söyleyelim. Sevgilim ve annem, babam... Annem, babam ve sevgilim... Annem, babam, sevgilim. Aynı anda... 1, 2, 3 dedikten sonra aynı anda söylüyoruz. Şimdi birini mi seçiyorsun? Açıklamam. Evet. İlk kimi kurtarırsın? Hadi. 1. Dur, dur. Hayır ya. O soruyu anlamadım. Hiç... Anne babam, anne babam. Anne, babam ve ben sevgili boğuluyoruz tamam mı? Boğulmak üzereyiz. Ve sen ilk hangini kurtarırdın? 3 deyince aynı anda cevap veriyoruz. Tamam. 1, 2, 3. En yaşlı olanı. Niye? Ben sonuçta... Çırpınamazdı yani. Yani genç olan bir kere dayanacak illa. 3-5 dakika dayanır ama en yaşlısı en erken. Yüzüme bilmiyorsan olacak. İşte yine dayanır. Suyun altına girer yine dayanır. Ben en yaşlı, en zayıf olanı kurtarırım. Sonra girer diğerini, sonra diğerini. Ben annemi kurtarırım. Böyle yandan sıyrılayım bu sorunun. Değil mi? Cevap biraz kaçamak cevap oldu. Aslında anne bunu resmemem gerekiyordu. Yani hiç es geçtim de. İlk nasılsa yüzer bu diye. Senin zaten boğulma gibi imkanın yok da. Hatta sen oradan annemi kurtar diye bana bağırıyorsun. Lan ben boğuluyorum hayırdır? Ama şimdi yalan mı? Sen de anneni kurtarırdın bence. Anne. Yani ben şimdi... Annem. Seni seviyorum. Annelerin tabii ki yeri ayrı yani. Bir daha anne gelmez ki dünyaya. Ya tamam. Baba da gelmez ona bakarsan. Bir daha bundan da bulamazsın ayrı bir şey de. Ne bileyim anne. Sen de annene düşkünsün. Bence sen de annelerdin. Ama şu an diyemiyor tabii. Diye sevgilim deseydi diyemez. Git seni bence terk ediyorum. Boğulacağım ve beni kurtarmayacak. Yani tabii şimdi burada bir de direkt manitayı alayım da anne baba boşver ya. Bunun muhasebesi çok zor. Bu da çok zor bir soruydu. Evet. Daha yiyeceğim mi aşkım? Videoyu bitirelim mi? Bence uzun bir video oldu. Yine sonra kesemiyorum, kısaltamıyorum. Tamam bitirelim. Şimdi şunlar kaldı arkadaşlar. Nasıl bir Macbeth oldu? Macbeth. Bugün asla konuşamıyorum. Şunlar kaldı. Bunun yarısını Hilmi yedi zaten. Ben biraz mantarlı yedim. Tadılım bitti. Aşkım sen de onu göster. Şimdi mercimekli yiyor. En çok hangini beğendin? Nohutluyu mu? Mercimekli. Nohutluyla mercimekli. Mantarlı yemedin zaten. Yani mantarlıyı denemedim bile. Bana bak bana elini kaldırma. Ama en çok meyve suyunu beğendim. Ben de mercimeği çok severim. Bulgur pilavında da severim ama böyle dağılmış ya, unlu gibi olmuş.
Yok bence güzel. Bence de güzel. Yani böyle bir yerden geldim ya da çalışıyorum. Bence biraz kuru kalmış sadece nohuta göre. Evet. Yani çok sağlıklı bu arada. Hiç sıkıntı yok. Yağ da yok öyle. Çok yağlı yağlı da değil. Evet. Yani sağlıklı ürünün yani içerideki o besinin kalitesinde herhangi bir düşme azalma falan yok. Yağla bakliyatın her şeyi çok güzel. Sağlıklı bir öğün. Zaten sağlıklı yiyeceklerde de lezzet olasılığı biraz düşüyor zaten yani. Doğal olarak. Tercih edilebilir. Bence kullanılır. Özellikle bekar olan ya da hızlı bir şekilde besin ihtiyacını karşılamak isteyen arkadaşlarımızın evet, tercih edebileceği bir öğün bence. Çok mantıklı. Bir de bunların şeyi de var. Yayla bakliyatın böyle karışımları var. Pişmemiş. İsterseniz onu da alıp yapabilirsiniz. Yani bunu sağlıklı bulmuyorsanız. Yayla bakliyata sporculara verdiği katkılardan dolayı, katkılardan dolayı teşekkür ederiz. Çünkü çok güzel öğünler, ürünler yapıyorlar. Evet. Kinoalı falan şeyleri var ya. Bulgur pilavı, çiyalı, yani, kinoalı. Ki bunlar sporcular genelde tercih ediyor ama aslında herkesin tercih etmesi gereken besinler. Değerini anlaması gereken besinler. Ambalajları içerisinde kullandıkları ürün kaliteleri falan gerçekten çok güzel, lezzetli. Ben çok beğendim. Evet, ben de beğendim. Bu, alıp deneyebilirsiniz. Paketi de 4.95 bu arada. Bence gayet iyi. Bir tabakla yani bir kişi doyar. Aynen. Bir tek bunu yersen doyarsın. Güzel, kaliteli besinler arkadaşlar. Tercih edebilirsiniz. Evet. O zaman ne yapalım artık? Videoyu kapatalım. Yine uzun bir video oldu çünkü sonra keserken biçerken çok zorlanıyorum. Evet. Şimdi 30 dakika bu ne böyle falan. Aynen. Neyse arkadaşlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben çok eğlendim çekerken. Gayet iyi oldu bence. Yani sen biraz keyifsizsin bu aralar. Evet, sen de yani eğlenmiş gibi görünüyorsun. Teşekkür ederim. Eyvallah. Başım okuyor. Tamam. Yani hastalıktan yeni çıktım ben bu arada. Bir hafta ben de rahatsızım biraz. Yatalaktım böyle. İrem de şimdi hastalandı. Evet, yeni başladı. Yüzüm şu tarafı acıyor yani bildiğiniz. O yüzden biraz keyifsizim. Enerjim düşük kaldıysa kusura bakmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Videonun evet, burasına kadar gelen arkadaşlarımızı çok seviyorum. Evet, buraya kadar geldiyseniz videoyu da bir like atarsanız. Evet. Abone değilseniz bir abone ol butonuna basıp bildirim sesini de açarsanız. Evet. Hatta ya ben buraya kadar izledim deyip aşağıya yorum bırakırsanız. Mutlu oluruz. Umarım evet, videoyu sevmişsinizdir. Çekmemizi istediğiniz başka videolar varsa bize yorum bırakabilirsiniz. Geçenki videonun altında bayağı yorum gelmişti bu arada. Hadi be. Sana makyaj yapsın Hilmi diyen falan vardı. Ben sana makyaj evet, yapacağım. Olur. Ben teşekkür de sana ederim, yapacağım. Böyle güzel yorumlar için. Ben de sana yapacağım. Etek giydirilmeye deseler giydireceğim mi? Giyersin ki aşkım, ne var? Tabii. Niye şeyler giyiyor? İskoçyalılar. Orada yaşasaydın giyecektim. Yani ben Türk'üm abi, Türkiye'de yaşıyorum. O yüzden etek giymem. Pantolon etek. Neyse arkadaşlar, teşekkür ediyoruz tekrardan. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Bye! Artık bugün sen topla, ben toplamayacağım. Hadi! Çirkinleşme bak. Aşkımdan özür dilerim. Bırakırım. Videodan sonra şey yapacağım, özür dileyeceğim ben senden. Ya videoda göstermek için sadece. Bana itaat ettiğini sansınlar. Buraları da kaydediyorsun değil mi? Evet. Bana itaat ettiğini sansınlar ne demek ya? Aslında etmiyor. Keşke bunu böyle götürseydin. İtaat de etmem yani. İşte ne demek bu, etmem? İtaat ne lan? Köle miyim ben? Estağfurullah, köleyiz, avra biziz. Şşş.